Evet, altındaki iniş çıkış devam ediyor. Aslında gözler bu hafta FED faiz kararına yöneldi ve altında bir yükseliş söz konusu. Peki altının ne kadar yükselmesi bekleniyor? Yanında çok değerli bir konuğum var. Finans analisti İslam Memiş. Efendim hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Efendim altın bir yükselişte ve yükselmesi de bekleniyor ONS tarafından. Neler bekleniyor önümüzdeki günlerde? Evet, gram altın Ocak ayında %6 değer kazandı. Özellikle altın ons fiyatından almış olduğu destekle bu seviyeleri gördük. Bu hafta önemli Amerika Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası faiz kararları açıklanacak. Bu hafta biraz daha dalgalı bir seyirde işlemler gerçekleştirebilir. Yukarıda 1950 dolar, aşağıda 1850 dolar ons tarafında. Bu bant aralıklarını takip etmeye devam ediyoruz. 1950 dolar sınırından satış gelmeye devam ediyor. Ancak 1900 dolar seviyesinin altında bir sarkma bekliyoruz kısa vade için. Gram altın TL fiyatı şu an itibariyle kapalı çarşı piyasasında 1180-1182 lira seviyesinde. Bu tarafta da 1140 lira seviyesine kadar Şubat ayı içerisinde bir geri çekilme bekliyorum. Kısa vadeli bir geri çekilme, ancak yıllık bazda baktığımız zaman orta ve uzun vadede yine yeni rekorlar yolda. 1250-1280 devamında yılın ikinci yarısında Haziran ayından sonra 1350-1450 hatta 1500 lira seviyesinin üzerinde ataklar da gerçekleşebilir. Kısa vadeli bu geri çekilmeleri bir alım fırsatı olarak yaşanacağını düşünüyorum. Özellikle altın borcu olan, düğün yapacak olan, altın yatırımı yapacak olan vatandaşlarımızın da Şubat ayı içerisinde en azından Şubat ayının 15'ine kadar öngördüğüm bu geri çekilmelerde bir alım fırsatı verebilir. Ancak elinde altın bulunduran vatandaşlarımıza satmayı tavsiye etmiyorum. Çünkü yine orta ve uzun vadeli yukarı yönlü ataklar beklediğimiz için o makas aralığı da alım satım fırsatı vermeyebilir. Dolayısıyla elimizdekini satalım, düştüğü zaman tekrar yerine koyalım düşüncesinin yanlış olduğunu söyleyebilirim. Ama orta ve uzun vadede özellikle yukarı yönlü hareketlerde yeni rekorların geleceğini bilmekte fayda var. O zaman Şubat'ta bir dalgalanma göreceğiz. Bir aşağıya, ardından da bir yükselişe doğru gidecek. Şubat ayı içerisinde bir geri çekilme, son bir geri çekilme, ama Haziran ayından sonraki süreçlerde de yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek bir gram altın karşımızda olabilir diye tahmin ediyorum. Çok teşekkürler. İslam Memiş'i paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı teşekkür ederim ve sözü size bırakalım.